16 ayda altın ne yaptı? Biraz altını konuşalım. Trump sonrası özellikle düşüş dönemi başladı mı diye. Konuğumuz da var. Konuğumuz da gördük, doçent doktor Filiz Er Yılmaz, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Hülya Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben yönetmenim Kadir'den rica ettim. Evet, editörüm de hazırladı, Serdar'ın da hazırladı. Şimdi bu grafik, son 6 ayda altın ne yaptı grafiği. Şimdi bu grafiğe bakınca görüyoruz herhalde. Yani 7 Haziran 2024 mesela 2388 TL. 7 Temmuz 2024 2513. 7 Ağustos 2024 2563. 7 Eylül 2024 2728. 30 Ekim 2024 3071 ve bugün düşüş var. Ne oluyor? Ne bitiyor? Donald Trump seçildi. Piyasalara bir şekilde etkisi olacak değil mi hocam? Zirvesine zirve yapmıştı. Sizinle konuşmuştuk geçen ay. Yani 3071 TL'yi görmüş. Yani Trump'ın seçilmesiyle böyle bir düşüş başladı diyebiliriz herhalde. Niye düştü? Yani başka gerekçeler? Tabii şöyle, iki nedenle düştü. Biri şu, bir kere bir Amerika seçim belirsizliği. Geride kaldı. Hatta öyle geride kaldı ki piyasa bu iş bir iki ay sürer, başa baş gidiyor anketler. Hatta mahkemede sonuçlanır noktasındaydı. Hiç de öyle olmadı. Anketler yine Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da da başarısız oldu. Ve açık ara farkla hem de güçlü bir şekilde kongreyi de alarak çok hızlı bir şekilde sonuçlandı. Dolayısıyla piyasalarda şu vardır. Hülya Hanım, beklentiyi alır piyasa. Beklenti gerçekleşince bunu hemen satar. Bir altında bu oldu. Harris de olsaydı altında bir düzeltme olacaktı. Düşüşün birinci sebebi bu. Ama Harris olsaydı bu kadar güçlü düşmezdi. Göreli olarak ben hala çok güçlü düştüğü kanaatinde değilim ama Harris de daha az düşerdi. Peki Trump'ta niye çok güçlü düştü? Çünkü dün dolar endeksi pandemiden bu yana günlük en güçlü yükselişini gösterdi. 105 üçlere kadar çıktı. Bir, iki, yine altının en büyük rakibi Amerikan 10 yıllıkları 4.47'lere kadar yükseldi. Oldukça yüksek seviyeler. Hem dolar hem altın. Hem dolar hem Amerikan 10 yıllıkları altında ters korelidir. Dolayısıyla bunların faiz getirisi vardır. Dolayısıyla yatırımcı altından çıkar, faiz getirisi olan noktalara kayar. O nedenle altına ikinci satış bu nedenle geldi. Yani. Bir üçüncü satış nedeni şu. Trump diyor ki ben jeopolitik riskleri bitireceğim. Rusya Ukrayna bitecek. Orta Doğu'da daha barış gelecek. Savaş yok diyor, kan yok diyor tabii. Evet. Bu da altına yaramaz. Çünkü altın jeopolitik risklerden besleniyor. Risk bu da sever. Kesinlikle. Bir dördüncü ayak şu. Şimdi Trump 25 Ocak'ta göreve gelince, ki 25 Ocak'tan önce politikalarını söylemeye başlayacaktır. Çin'e çok güçlü tarifeler getirecek. Çin daha az büyürse dünyanın en çok altın talep eden hem Merkez Bankası hem de ülke genelinde. Çin daha az büyürse daha az altın talebi olur, daha az gümüş talebi olur. Bir de buradan da altın dayak yiyor. Bir de şu var, Bitcoin dün %9 yükseldi. Yani 76.400 dolarları gördü. Biz şunu biliyoruz, öyle veya böyle Bitcoin, kriptolar güçlü yükseldiğinde altından çıkıp sarı metal diyorlar altına. Bitcoin'e de dijital altın diyorlar. Şimdi Bitcoin daha yükselecek, 100 bin 200 bin dolarları görecek tahminleri havada uçuşunca, altında düşünce altından çıkıp karını alıp hemen Bitcoin'e yöneliyor vatandaş. Buradan gelen de bir etki var. Tüm bu etkilerle düşüş momentumu var altında. Şimdi soru şu, düşmeye devam eder mi? Ha, eder mi? Bir de mesela hani böyle diyorduk ya, sizle hep konuşuyoruz ya, zirve ne olacak zirve? Yani altında görülebilecek zirve bu kadar mı diyorduk? Şimdi bir de bu düşmeye devam ederse ne olacak? Zirve de buysa, elinde bir dolu altın olan ne yapsın, satsın mı, ne olacak yani? Şöyle, şimdi eğer al bunun stratejisi içindeysek, yani uzun vadeli bakıyorsak, ben yine altınların satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hele ki finansal piyasaları, verileri yakından takip etmiyorsanız, hiç bu konuyla bilginiz yoksa altınları satmayın, tutmaya devam edin. Neden? 2025'te Trump da olsa altın kademeli yavaş da olsa yükselecek. Neden? Çünkü Fed ve Avrupa Merkez Bankası, büyük bankalar faiz indiriyor. Hülya Hanım, o faiz indirimi altına yaramaya devam edecek. Ama Harris olsaydı altın çok daha güçlü yükselirdi Trump'a göre. Sadece yükseliş izi bırak, yavaşlayacak. Fakat şunu da unutmamak lazım. Bakın, biraz önce dedim ki ben altında düzeltmeyi daha güçlü beklerdim. 2600'ün altını görmedik örneğin. 2640'ın altına düşmedik örneğin. Daha ne kadar düşecek Filiz hocam ya? Düştü. Şundan dolayı evet, çok güçlü bir düzeltme de görülebilirdi. Çünkü piyasa şundan emin değil. Trump'ın ne yapıp ne edeceğinden emin olmadığı için hala göreli olarak, bakın bu düzeltmeye rağmen altını güçlü tutan, bakın bugün pozitif tepki verdi altın, kısmi de olsa. Bunun sebebi Trump her an her şeyi yapabilir. Biz yine bir temkinli olalım, tetikte olalım. Bir bakalım Trump ne diyor bundan sonra. Meselesi de öyle veya böyle, bu dolar yükselse de 10 yıllıklar yükselse de
altına biraz daha güç verebilir. Piyasa onu anlamaya çalışacak. Şimdilik Trump fiyatlamasını yaptı, bitirdi. Hala Trump trade devam edecek. Ama ben açıkçası yine de altında Trump olmasına rağmen kademeli, yavaş hızla da olsa yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. O zaman ne yapalım? Kısa vadeli bence altın alım satımı yapmayalım bu ara. Çünkü düşüş devam edebilir. Riskli dönemdeyiz. Ama uzun vadede elinde olanlar satmasınlar. Bence elinde tutmaya devam etsinler. Devam çünkü etsin. Altın kademeli yükselişine yine devam edecek diye düşünüyorum. O açıdan elden çıkarmamakta şimdilik fayda var diye düşünüyorum. Tabii altın dediğiniz gibi yani risk varsa altın var. Yani riskli ortamı seviyor. Yani savaş yoksa, risk yoksa yani o zaman işte başka tarafa yöneliyor. Hemen dolara bakın yani Amerika işte orada ben Amerika ve öyle gücünü belli edince hemen dolar tabii para birimi hemen böyle yükselişe geçti. Euro keza aynı şekilde ama dediğiniz doğru Trump öngörülebilir biri değil, öngörülemez. Yani o yüzden altında sizin tam bir düşüş yaşamadı. Peki ama TL mesela Serdar yazmış TL'ye Donald Trump dopingi demiş. Doğru gerçekten. Yani etkeni soralım. Trump sonrası en çok değer kazanan borsalardan biri Borsa İstanbul oldu. Türk lirası da dolar karşısında artan tek para birimi oldu. Buyurun lütfen. Şöyle yani biz üst tarafında evet. Dün kısmi küresel havadaki bu olumlu havanın etkisiyle bir miktar yükseliş oldu ama bakın bugün tekrar düşüyoruz. Şimdi BIST tarafında, borsa tarafında biz dünyadan çok ayrışıyoruz. Negatif ayrışıyoruz. Dünyada ne olup bitse de bizim temel sorunlarımız var. Temel sorun şu, bilançolar kötü geliyor. Büyüme tarafı baskılı. Büyüme yavaşlamaya devam edecek. Üçüncü çeyrek bilançoları hiç iyi gelmedi. Ve piyasa, şimdi yarın çok önemli 8 Kasım Merkez Bankası bakalım Aralık'ta bir faiz indirimine dair dolaylı da olsa iyimser konuşup bir sinyal verecek mi çok önemli. Faiz indirimi de şimdilik 2025'in ilk çeyreğine kaldı. Büyüme iyi gitmiyor, bilançolar iyi değil. Bunlar iyi değilse istediği kadar dış tarafta hava iyi olsun bu bize çok yaramıyor. Bakın 8900'ün üzerine bile çıkamıyoruz. 9000'in üstüne bile çıkamıyoruz. Bizim 9200 üstüne hareket görmemiz lazım. Onun için pozitif tepki geliyor. Bu tepki kar alımı olarak değerlendiriliyor. Onun için borsa tarafında şimdilik hani dışarıda olumlu bir hava olsa da bizim bilançolar düzelmeden, büyüme beklentileri düzelmeden, faiz indirimleri netleşmeden çok güçlü bir yükseliş trendi beklememek lazım diye düşünüyorum. Yatayda giden aşağı yönlü baskılı seyir devam eder. Ama bakın yarın önemli. Yarın çünkü hizmet enflasyonu aylık bazlı mevsimsel etki olarak düşüşte. Merkez Bankası olur da Aralık'ta bir sonraki enflasyon, hizmet enflasyonu tarafı mevsim etkilerinden arındırdığımda düşüş eğilimi devam ederse belki Aralık'ta bir faiz indirimi olur minvalinde. En azından piyasa böyle yorumlarsa o borsada 9000'in üstünü görebiliriz yani. Görebiliriz diyorsunuz. Filiz Hocam çok teşekkürler. Yine görüşürüz gün ortasında.